Merhaba çocuklar. Bakın bugün size ne getirdim. Tahtadan yapboz getirdim arkadaşlar. Bir tarafında harfler, bir tarafında da sayılar var. Bunları bir araya getirerekten şekiller çıkartabiliyorsunuz. Bugün ne çıkacak? Bakalım. Evet. Ben sayı tarafından çalışmayı seviyorum arkadaşlar. Onun için sayılar kısmını çevireceğim. Evet, şimdi başlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şekle başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk olarak birden başlıyoruz. Birin yanına 2'yi koyuyoruz arkadaşlar. Bakın, yan yana koyuyoruz. Şimdi sırada 3 var. Bakın, bu da 3. Yerleştiriyoruz. Sırada ne var? 4 var. Böylece saymayı da öğreniyoruz arkadaşlar. Bakın, 4. Diğer tarafta 5 var. Bundan renkleri de öğrenebilirsiniz. Evet, bakın 6. Şimdi sırada 7 var arkadaşlar. 7'yi buluyoruz. Evet. Şimdi 8'e geldik. 8. Evet, işte burada. Şimdi sıra 9'da arkadaşlar. Bakın. Burada. Evet, şimdi onu buluyoruz. Şimdi 11'i buluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra 12'de arkadaşlar. Evet, 12 neredeymiş? Bulalım bakalım. Bulduk. Yerleştiriyoruz. Şimdi 13'ü yerleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle olmuyor. Böyle mi acaba? Evet, böyleymiş. Şimdi sırada 14 var. Sırada ne var? 15. Bakın. Böyle. Ve sırada 16 var arkadaşlar. Evet. Şimdi 17 var sırada. Sıra geldi 18'e. Bulduk. Şimdi 19'da arkadaşlar. Bakın. 19. Ve 20. Şimdi gelelim 21'e. Bakın, bu da 21. Şimdi geldik 22'ye. 22 nere olacak ki acaba? Evet, buraya oldu. Şimdi gelelim 23'e. Evet, onun yeri de buraymış. Şimdi 24'e geliyoruz. O da burası arkadaşlar. Şimdi 25'teyiz. Böyle değil. Evet, buraya oldu. Ve son. Ve son 26. Bakın. Burada inek oldu. Çok güzel oldu değil mi? Rengarenk bir inek. Diğer tarafında da harfler var arkadaşlar. Diğer tarafından da harflerle yapabilirsiniz. Böylece harflerin sırasını da öğrenmiş olursunuz. Bu taraftan yaptığınızda da sayıları öğrenmiş olursunuz. Bunlarla saymayı öğreniyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Harf tarafından yapalım mı arkadaşlar? Karıştıralım. Bozalım önce. Şimdi harf tarafını çeviriyoruz arkadaşlar. Böylece harfleri de öğreniriz.
Evet, şimdi kenara çekimden başlayalım. İlk olarak A yapıyoruz. Sonra B. Sonra C yapıyoruz arkadaşlar. Bunda da bu tarafı yapalım. Şimdi D yapıyoruz. Şimdi sırada E var. Şimdi F yapıyoruz. F. Buldum. Şimdi G. Şimdi gelelim I'ya arkadaşlar. Şimdi geliyoruz J'ye. Burada mı acaba? Evet, böyleymiş. K'ye gelelim. Şimdi L'deyiz. Sonra M'deyiz arkadaşlar. Sonra gelelim N'ye. O'ya geliyoruz. O da buradaymış. Böyle olmadı. Nasıl olacak? Şimdi gelelim F'ye. Evet, R'ye geldik sıra. Burada mı acaba? Bu taraftan mı? Böyle deneyelim bakalım bu öleme doğru. R'den sonra S. Bu bunun olmaması lazım arkadaşlar. Evet, Q'ymuş. Şimdi R. Şimdi gelelim S'ye. Sonra T. Şimdi gelelim U'ya. Şimdi geldik V'ye arkadaşlar. Buraydı galiba. Evet, bu buranınmış arkadaşlar. Evet, şimdi oldu. Bu da buraya bağlıydı galiba. Evet, şimdi buldum. Evet arkadaşlar. Diğer bu taraftan biraz zorlandım ama bu taraftan da oldu. Evet, çok güzel oldu değil mi? İşte burada da harfleri öğrenmiş olduk. Evet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y ve Z'den oluşuyor arkadaşlar. Bakın çok şeker bir iğneğimiz oldu. Rengarenk. Harfleri ve rakamları öğrendik arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.